Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bol cevizli çok lezzetli kurabiyeler hazırlıyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 3 adet yumurtadan bir tanesinin sarısını ayırıp geriye kalanını uygun bir kasenin içerisine aldıktan sonra üzerine 125 gram oda sıcaklığında yumuşatılmış tuzsuz tereyağını ve 1 çay bardağı sıvı sıvıya 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 1 çay bardağı kadar yoğurt, ekşi olmamasına dikkat edelim. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. Ben şekersiz yaptım. İsterseniz tuzlu, isterseniz şekersiz, isterseniz de tamamen şekerli olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Şekerli olursa dediğim gibi 1 su bardağı eklemeniz yeterlidir. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra azar azar kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her zaman söylediğim gibi bu gibi tariflerde unu mutlaka kontrollü eklenmeli. Çünkü sizlerin kullandığınız yumurtanın boyutundan tutun, unun cinsine kadar hatta yoğurdun katılığının sıvılığına göre bile olsa mutlaka birkaç yemek kaşığı kadar oynama olacaktır. Ben toplamda 4,5 su bardağı kadar un kullanarak istediğim kıvamı yakaladım. Hamur kulak bir tık daha yumuşak kıvamda olmalı. Son aşamada üzerine bir çay bardağı kadar ceviz içe ekledim. İri çekilmiş olmasına dikkat ederseniz daha da güzel olur. Hazırladıktan sonra hemen hızlıca yuvarlayıp fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Bir önceki tarif için bolca yağlı fırın kağıdı kullandığımdan bu tarifte evde yağlı fırın kağıdı bulamayıp hemen fırın tepsisini yağlayıp o şekilde kullandım. Eğer fırın kağıdınız var ise tepsinizi kirletmeden o şekilde de üzerine yerleştirebilirsiniz tabii ki de isteğe bağlı. Son aşamada üzerine ayırdığım yumurta sarısını sürdüm ve üzerlerine ceviz yerleştirdim. Elimde olan bütün cevizleri yerleştirdikten sonra geriye kalanlara da iri çekilmiş ceviz içinden üzerlerine serpiştirdim o şekilde yapmak istedim açıkçası. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ceviz yerleştirmeden de hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Lezzetinden hiçbir şey fark etmeyecektir. Yani herhangi bir farkı olmayacaktır. Sadece üzeri cevizde olursa tabi ceviz miktarı biraz artmış olur. O kadar. Hemen hızlıca 170 derece fırında pişmeye gönderdim. Ortalama 20-25 dakika içerisinde pişecektir. Üzeri ve altı nar gibi kızarıp tamamen soğuduktan sonra artık servise hazır hale gelmiştir. Yıllardır yaptığım çok çok sevdiğim bir tarif mutlaka denemenizi öneriyorum. Denedikten sonra ise yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.